Merhaba, referandum rehberiyle karşınızdayız. Halk oylaması öncesinde anayasa değişikliğinin detaylarını sizlerle... Başbakan ayrı, Cumhurbaşkanı ayrı. Tek bir insanda olacak değil mi bu yetkiler? Cumhurbaşkanına direkt halk yetki verecek. 17 senede 16 tane hükümet kuruldu. Ve uzmanlarla değerlendirmeye devam ediyoruz. Yürütme erkeni Cumhurbaşkanı temsil edecek. Sorumlu makam olarak kabul edilmesi önemli. Amerika'da Trump'ın yardımcısını Clinton mı seçti? Ve geldik madde 8'e. Önce bu madde ne diyor bir bakalım. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı'na aittir. Cumhurbaşkanı yardımcılarıyla bakanları atar ve görevlerine son verir. Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler. Cumhurbaşkanının mevcut durumda sahip olduğu görev ve yetkilerinin dışında bazı yenilikler bulunuyor. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Bu ifade, Başbakan ve Cumhurbaşkanının yetkilerinin birleşmesi anlamına geliyor. Yani hükümeti Cumhurbaşkanı kuruyor. O halde soruyoruz, neden? Yeni anayasada sadece Cumhurbaşkanı yürütme erkini kullanacak. Yürütme erkini Cumhurbaşkanı temsil edecek ve hukuken de bütün sorumluluklar kendisinde olacak. Aradan başbakan çıkmış oluyor, Cumhurbaşkanı kimliğinde buluşmuş oluyor. Aynı yetkiler oraya devredilmiş oluyor. Cumhurbaşkanının artık yürütme içerisinde bir sorumlu makam olarak kabul edilmesi önemli. Türkiye zaten ne geldiyse çift başlılıktan geldi. Unuttuk mu bir çıta battı diye ne oldu? 1978, 94 ve 2001 krizlerinin hepsi koalisyon dönemlerinde ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı farklı, başbakanın farklı fikirlerde olması her zaman bir tıkanıklık ortaya çıkartıyor. Ya ben küçüklüğümden beri yani bilmiyorken dahi neden hem başbakan var hem cumhurbaşkanı var diye zaten düşünüyordum. Şimdi bu çift başlığın ortadan kaldırılması da açıkçası içerideki işleyişin çok daha hızlanacağını gösteriyor bana. Tek kişi olmaması gerekir ya yine. Yani devleti cumhurbaşkanı yönetsin diyorum ben. Belki yurt dışında falan olabilir ama bizde çok zor. Cumhurbaşkanına direkt halk yetki verecek. %50.1 ile gelmiş olacak ve tek başına iktidar olmuş olacak. Türkiye gibi çok kültürlü, çok çeşitli bir yapılanmada problemin başkanlıkla çözüleceğine inancım yok. Ya eğer düzgün bir demokrasi olursa zaten bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Yeni sistemde üst düzey kamu yöneticilerini Cumhurbaşkanı'nın ataması ve görevden alması maddesi de bulunuyor. İnsanlar 20 yıl boyunca aynı koltukta kalıyor. İşte bir kitlelere olduğu için. Daha adaletli bir yol olacaksa evet Cumhurbaşkanı atayabilir bunu. Eğer bu memleketi tek adam dedikleri o teşkilat yürütecekse bunların başına gelecek adamları en azından bir gözden geçirmesi, kim olduğuna bakması lazım. Bakmadığı zaman ne olduğu belli olmayan, dışarıdan baktığın zaman da adam zannettiğin adamlar bu memlekete çarmadakan adamlar çıktı şimdiye kadar. Bunun tek elden bilinçli şekilde atanmasında ülke menfaatine zarar verecek hiçbir durum yok. Çünkü o cumhurbaşkanını halk seçmiş zaten. Sadece atamayasıyla veya işine son verme hükmüyle olmayacaktır. Yardımcıları da kendi beraber hareket edecek insanlar da tabii ki olacak yani. Şimdi ben ekibimde kimin iyi kimin kötü çalıştığını görerek onları seçme şansına sahip olursam daha güçlü bir ekip kurabilirim. Yanlış yaparsa zaten meclis denetliyor, halk denetliyor. Cumhurbaşkanı aynı zamanda kendi yardımcılarını ve bakanları da atama ve görevden alma yetkisine sahip oluyor. Başbakan kendisine yardımcı tayin ediyor da Cumhurbaşkanı niye kendisine yardımcı tayin edemesin? Birçok ülkede başkanlık sistemiyle yönetilen birçok ülkede cumhurbaşkanları kendi yardımcılarını kendileri seçiyorlar. Amerika'da Trump'ın yardımcısını Clinton mı seçti? Veya Putin mi seçti? Ya da başka biri mi seçti? Trump kendisi seçti.
Baktığınız zaman başkan sistemiyle yönetilen 59 ülkenin neredeyse tamamına yakınında başkan yardımcılığı şeyi vardır. Birkaç ülke hariç olmak üzere pozisyonu vardır. Ve başkan yardımcısının kim olacağına başkan kendisi karar verir. 2017 anayasa değişikliği neler içeriyor anlatmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.